Rahmetli hayatı boyunca ailemizin refahı için çalıştı durdu. Kolay değildi doğudan gelip İstanbul'da böyle büyük bir imparatorluğu kurmak. Allah yattığı yeri nurlandırsın. Çok insana emeği geçti. İşsiz güçsüz insanları iş güç sahibi yaptı. Kapısına gelen hiç kimseyi geri çevirmedi. Çok muhterem bir insandı. Gazel Hoca, abimin hatırasına doğduğu köye bir cami yaptıralım. Çok hayırlı olur. Bir heyet görevlendirelim. Köye gidip fizibilite yapsınlar. Tabii baba. Gazel Hoca da heyete önderlik yapsın. Başımla beraber. Buyurun. Başınız sağ olsun Demir Bey. Dostlar sağ olsun Zafer, sağ ol. Gel seni babamla tanıştırayım. Baba, Zafer Bey'den sana bahsetmiştim. Yeni kurduğumuz hafriyat şirketinin yöneticisi. Başınız sağ olsun efendim. Sağ ol evladım. Demir senden bahsetmişti. Ayakta kalma, geç otur. Teşekkür ederim efendim. Rahmetli köye mi defnedeceksiniz yoksa İstanbul'a mı defnedeceksiniz? Ya oğlumuz vardı. Hilal'in abi Celal. Askerden izne geldiğinde trafik kazasında kaybetmiştik. Rahmetli'nin vasiyetiydi. Yanına defnedeceğiz. Bu kız kim? Evlatlıkları yurt dışında okuttular. Şimdi vakıfta Hilal'e yardım ediyor. Avukatmış. Ya. Abi, emrettiğin gibi akşam için hazırlık yaptık. Ne dersin? Davete icabet sünnettir. Madem heves etmişsiniz, kırmayız. Şevki, yeğenimi de çağıralım mı? Hiç sormayacaksın sanmıştım. Hadi, çağır da göreyim. Burnumda tut. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Zeynep'in babası Sevinç'ten konuşamadı. Poyraz'ın sayesinde. Evet. İşte onu bu yüzden çok seviyorum. Haklısın. Dört dört insan. Hiç mi kötü bir alışkanlığı yok bu adamın? Yani var dersem yalan söylemiş olurum. Ben senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Ne yani? Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok. Sen de biliyorsun aslında. Ama belli ki ket vuruyorsun. Yapma Seher. Elinde taşıdığı silahtan bahsediyorum biliyorsun. Haklısın diyemeyeceğim. Çünkü biz o meseleyi hallettik. Nasıl? Paras artık silah taşımıyor. Onu ilk gördüğünde sırtında bir kurşun vardı Seher. Unutma, sizi tanıştıran şey bir kurşun oldu.